sana 3 ay önce öldüğümü söylesem. Hadi baştan başlayalım. Paradise şehri, 3 gün önce. Bu şehir eski halinin bir hayaleti. Suç ve yoksulluk kol geziyor. Kontrol etmek için acıyı ve korkuyu kullanan bir organizasyon tarafından yönetiliyor. Onlara karşı çıktım ve bu hayatıma mal oldu. Ama diğer tarafta beni bekleyen bir şey vardı. Ve o anda biliyordum ki bu dünya asla eskisi gibi olmayacaktı. Yardım etmeyi düşünüyor musun? Bu yüzden şehrin bu kısmında arama kabul etmiyoruz. 5 saniyeliğine buradayız ve millet biz zaten popüleriz. Herkes bakıyor. Siz Latinlerin sert ve ateşli olduğunu sanıyordum. Evet, yatak odasında sert ve ateşliyiz ama haydutlarla dolu bir mahallede değil. Saçmalamayı kes de destek ver. Yanındayım patron, sakin ol. Gitme al. Tamam. Zor nefes alıyor. Hemen götürmeliyiz. Tamam, bir sedye almalıyım. Hallederim. Kahretsin. Çok iyisin. Görünüşün de öyle. Dünyadan Nina'ya. Biraz özel zaman mı istiyorsun yoksa onu buradan çıkarmak mı? Hadi. Çok kan kaybetti. Morfin vermeye başlayacağım. Evet, orada nasıl gidiyoruz? Kahretsin. Hadi. Acelesi yok. O öldü. Neredeyim ben? Bir ambulansın arkasında. Vuruldum ve seni kurtarmaya çalıştık ama öldün. Yardımınız için teşekkür ederim. Ben senin kurtuluşunum. Hayatını bağışlamam için bana bir sebep ver. Yemin ederim bunu ben yapmadım. O adamlar yaptı. Lanet herifler beni soydular. Lütfen, onlarla savaşmaya çalıştım. Çok kişilerdi. Lütfen. Kaçtım. Başka ne yapabilirdim söyler misin? Silahları vardı. Ne yapmalıydım? Ben ne? Test. Sana sadık kaldım. Lütfen bana zaman ver. Bunu düzeltebilirim. Bunu düzelteceğim. Lütfen. 50 kilo saf uyuşturucu kaybettin, değil mi? Bunun değeri ise en az 1 milyon dolar olmalı. Düzelteceğim. Bana biraz zaman ver. Şimdi ne olacak?
Bak, bunu düzeltebilmek için bu dünyada yapabileceğin bir şey yok. Test. Test. Ama bunda teselli bul kardeşim, tamam mı? Senin ölümünle diğerlerine zayıflığa tahammül etmediğimizi net bir şekilde hatırlatmış olacaksın. Lütfen test. Lütfen, lütfen yapma, hayır. Çok gururlusun. Lütfen test. Efendim? Bitti. Size daha fazla sorun çıkarmayacak. Cesedi nerede? Şehir merkezindeki sokağa atıldı. Hırsızlık gibi gösterdik. Öldüğüne emin misin? Hata yok. Ray Lazarus artık öldü. Güzel. İlgilenmem gereken bazı kişisel meselelerim var. Bununla ilgilen ve şahide rapor et. Şehrine hoş geldin. Sana söz verdiğim bu değil miydi? Bu bok çukurunda seni beklerken değerli zamanımı kaybettiğimi biliyor musun? Hayır, bana bundan bahsetmek ister misin? 45 kilo sentetik. Birinci sınıf, tıpkı söz verdiğim gibi. Güzel, başardım. Seninle gurur duyuyorum. Önce para. Bana güvenmiyor musun? Tamam. Hey G, ona parayı gösterin. İyi miyiz? Evet. Seninle iş yapmak güzeldi. Hayır, bekle. İş henüz bitmedi. Bak şimdi, uyuşturucu ve para bizde kalacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Kimden çaldığını biliyor musun? Öğrenince sana ve arkadaşlarına ne yapacağını. Evet, biz aptalız. Biz umursamıyoruz. Hey dostum, bana bir iyilik yap, tamam mı? Şu pisliği al ve bu kaltağı sustur. Lanet olsun, ne yapıyorsunuz? Yakalayın şunu. Bu kadar mı? Evet. Bu kadar. Hey, sormanda bir sakınca yoksa çavuş. Neden döndün? Neden şimdi? Bir borcu kapatmaya. Bu bakışı biliyorum. Ama görünüşe göre biraz yardıma ihtiyacın var. Ben ve eski birimden bazı çocuklar hala buralardayız. Yani eğer çağırırsan arkanı kollarız. Semper Fi, yap ya da öl. İşe sadık. Arkanı kolluyorum. Emin olabilirsin. Uzak durun benden. Hayır. Bunu yapamayız. Dinle, 6 yıllık bir cezayı bitirdim. Uzun zamandır senin kadar güzel hiçbir şeyi görmedim, anlıyor musun? Söz veriyorum, nazik olacağım. Hey! Eminim, her ne arıyorsanız başka bir yerde bulabilirsiniz. Sadece onu rahat bırakın beyler. Bırakın gitsin. Biliyor musun, zaten berbat bir gece geçirmişsin gibi duruyorsun Playboy. Ne var biliyor musun, bence durmayıp buradan defolup gitmen en iyisi olacak. Onun için endişelenme, ona iyi bakacağız. Söz veriyorum. İzci sözü.
Bunu yapmanıza izin veremem. Sağır mısın lanet olası? Bu güzel yüzünü parçalamadan önce defol git buradan dedim sana. Evet, o lanet herif sağır. Hayır, sağır değil. O deli. Gazi hastanesinden çıkmış. Kardeşlerim kaybol dedi sana. Neredeyim? Ah Tanrım, beni çok korkuttun. Bırak uyanmayı, hayatta olduğuna inanamıyorum. Burası benim evim. Yaptığın şeyden sonra seni o ara sokakta bırakamazdım. Ne yaptım? 3 kişiyi öldürdüğümü hatırlıyorum. Hayatımı kurtardın. O pislikler bana tecavüz edip çöp kutusuna atacaklardı. O yüzden haklarını buldular. Normalde de gecenin bir yarısı yabancıları dairene getirip onları soyar mısın? Nasıl bir ruh halinde olduğuma bağlı. Evet, polislerin bulması için seni orada bırakamazdım. Bu mahallede 3 cesedin yanında yatan siyah bir adam mı? Soru sormaya bile bırakmazlar. Ben iyi. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu doğru değil. Mutfaktan bir şeyler alacağım. Sen olduğun yerde kal. Hey, ben sokakta... Nasıl? Hey. Merhaba. İyi misin? Seni duyamaz ya da göremez. Mücadeleci sahnelerin kusuruna bakma. Korkarım onlar gerekli. Kimsin sen? Merhaba Ray. Halburn, hizmetinde. Seninle konuşacak çok şeyimiz var dostum. Buraya nasıl girdin? Seni kim gönderdi? Ve ona ne yaptın? Gördüğün gibi o tamamen sağlıklı. Ve soru beni kimin gönderdiği değil Ray. Soru tam olarak şu ki nasıl hala yaşıyorsun? Şimdi biliyorum ki bu geceki olayları hatırlaman biraz riskli olabilir. Demek istediğim saatler önce sen ölmüştün. Kişinin hafızasını kaybetmesi uyanmanın geçici bir yan etkisidir. Geçecek. Sen ne alttan bahsediyorsun? Bir anda karşıma çıkıp bana bu saçmalıkları yutturabileceğini mi sanıyorsun? Yani kim olduğumu biliyorsan sana ne yapabileceğimi de biliyorsun, değil mi? Kesinlikle hiçbir şey. Beni incitmeye kalkışmak sadece kendine zarar verir. Ne yaptın bana? Sana yeni bir hayat ve neredeyse tanrı benzeri bir güç verdim. Beni lanetledin. Kendine acımak yerine bana şu an teşekkür etmelisin. Neye dövüştüğün hakkında hiçbir fikrin yok. Bu gece öldürdüğün adamlar. Onların canlarını aldığın zaman ne hissettin? İlk başta kafam karıştı. Sonra her şey netleşmeye başladı. Durmak istedim ama duramadım. İçindeki o şeyin öldürmesi gerekiyor. Böyle hayatta kalırsın.
Onların enerjisini, yaşam güçlerini alıyorsun. Onların anılarını, zekalarını, dövüş becerilerini özümsüyorsun. Onların olduğu her şey sen olacaksın. Dakikalar içinde iyileşme yeteneğine sahip olacaksın. Kasların daha güçlü, reflekslerin daha hızlı olacak. Neden beni seçtin? Seçmedim. Ben sadece bir rehberim. Görevinde sana yardımcı olacak bir gözetmen. Görevim ne? Kötü adamların kalplerinden beslenen canavar olmak. Gitme zaman. Artık beni ziyarete gelmek zorunda değilsin. Sana acı haberi verdiğini görebiliyorum. Hemşireler iyiler mi? Evet, iyiler. Pek sohbet etmiyorlar ama bana çok iyi bakıyorlar. Güzel. Biliyor musun, benim için olabildiğince rahat olman önemli. Ülke, yakındaki en iyi tıpçılar bu konuda benimleler. Sana bunun için iyi bir tedavi bulacaklar. Tedavisi yok, abi. Neden bütünleşmiş bir dünyanın sahte umutlarıyla kendini işkence ediyorsun? Sonsuza dek mutlu yaşadığımız bir dünya. Böyle yapma Priscilla. Bunca zamandan sonra yapma. Unutma, her zaman bir yol vardır. Sadece biraz zaman alacak hepsi bu. Ve o zaman sen de gerçeği benim gibi kabul edeceksin. Ben öleceğim ve öleceğimi kabul ettim. Ve yalnız kalacağını. Gerçekten üzgünüm. Bunu sevgili kardeşim asla kabul etmeyeceğim. Mekana yaptığın şeyi sevdim. İçeri girmiş olmalılar. Ölümü bir soygun gibi göstermeye çalıştılar. Canını yaktıkları tek kişi sen değilsin Rey. Acı çeken yüzlercesi daha var. Ve şimdiye kadar onları durduracak kadar kimse güçlü olmadı. Bu yüzden seni geri getirdik. Bunu bana yapan adamları nasıl bulurum? Bu cevabını zaten bildiğim bir soru. ...87. caddede bir depo var. Orayı sentetik uyuşturucu üretmek ve onu en önemli taşıyıcılarına dağıtmak için kullanıyorlar. Bu adamlardan biri orada çalışıyordu. Bu ona hangi anlaşmaların yapılacağı konusunda erişim sağladı. Alıcı kılığına girerler. Düşük rütbeli satıcıları soyarlar. Ürünü kendi başlarına satarlar ve parayı kendilerine saklarlar. Bunu bitireceğim. Senin öldüğünü düşünüyorlar. Bu bize üzerinde plan yapabileceğimiz bir avantaj sağlıyor. Kimliğini gizlemeni öneririm. Ama bu çöplükte bunu yapabilecek bir şey var mı? Evet. Evet.
Hadi beyler, bu varilleri buradan çıkarmalıyız. Bunu bitiremezsek test canımızı okur. Kaç varil? Hepsi. İşte bu bir görevin değeri. Gerçekten bir sanatçı oldun dostum. Bana bir saniye dokunma. Bir sigaraya ihtiyacım var. Aradığın şeyi buldun mu? Bilgi. Evet. Peki ne gördün? Bir arkadaş. Hadi bunu doldurup ona ver, tamam mı? Tabii. Nasıl istersen. Tamam, görüşürüz. Hey adamım. Öldüğünü sanıyordum dostum. Bunun böyle olmadığına sevindim. Duyduğun bu mu? Hayır, birkaç aydır burada değildin. Bu hareket senlik değil dostum. Bak, seninle konuşmam gerek. Özel olarak. Tamam dostum, bu taraftan hadi. Senin için çalışan bu insanlara güveniyor musun? Güvenmeseydin burada olmazlardı. Birkaçı eski mahkum. Ama iyiler. Sadece aileleri olan erkek ve kadınlar. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Herhangi birinin satış yaptığını düşündürecek bir sebebin var mı? Ne, sokağın her yerinde gördüğüm o kırmızı pislik mi? Evet. Hayır. İhtiyar naksını yeni düzelttim. Başka bir şey? Lastikleri takarsan harika olur. Gelip kontrol edeceğim. Teşekkürler. Görüyorum ki hiç değişmemişsin. Modayı ben belirlerim. Kız iç için yararlı. Evet, emin. Hey. Bak, yakın zamanda biraz kaybettim. Ama bunun sebebi şair ve ekibiyle birlikte çalışmak için daha iyi teklif almaları. Onun hakkında ne biliyorsun? Organizasyonun satış ve dağıtımından sorumlu ama büyük adam o değil yani. Başka birisi sorumlu, daha akıllı ve korumalı. Kim olduğunu biliyor musun? Onu kimse görmedi. Bu ilgi nereden geliyor? Oyuna girmek mi istiyorsun? Hayır. Sadece merak ediyorum. Merak seni buraya kadar getirmedi, değil mi?
Bana çok özel, çok tehlikeli sorular soruyorsun dostum. Dikkatli olmalısın. Ray, seni 10 yıldan uzun bir süredir tanıyorum. Benimle dalga geçme. Pişman olabileceğim bir şey yapma. Bak, şu an bilmiyorsan en iyisi bu, tamam? Bak dostum, gitmem lazım. Döneceğim. Ve Pogo, saçına bir şeyler yap dostum. Karma karışık. Düzelt bir şey. Hepsini kazıtmak üzereyim. Sadece bekle ve gör. Ayrına batırılmış bir bebeğin poposu kadar pürüzsüz olacak. Hatunlar buna bayılır. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evet, biliyorum. Arkada birkaç makasım var dostum. Görüşürüz Pogo. Seni buraya ne getirdi? Bir şey anlamam gerekiyor. Ölü bir adam nasıl hala bana bu kadar sorun çıkartıyor? Ölü adam mı? Sen mi öldürdün? Bu durumda kurban benim sanırım. Ölümünde sadece suç ortağıydım, sebebi değildim. Yarattığın iblisler kapıyı çalmaya geldiğinde ne yapacaksın? Bunu senin söyleyeceğini umuyordum. Bakalım kartlar ne söyleyecek? Ne görüyorsun? Bir adam. Bu adamın vücudu zayıf ama ruhu güçlü. Bu yüzden onu seçtin. Onu geri getirdin. Bu nasıl mümkün olabilir? Zamandan daha eski, kadim bir güç var. Bu ne iyi ne de kötü. Ama avucunun içinde yaşam ve ölümü tutar. Yani ölümsüz mü? Hayır. Bu güç enerjiyle beslenir. Yaşamaya devam etmek için başkalarının yaşam gücünü emmesi gerekir. O yalnız değil. Nasıl yani? Burada bir şey var. Orada onunla bir şey var. Ona yol gösteriyor. Bu güç alınabilir mi? Bir başkasına transfer edilebilir mi? Evet. Yapman gereken şey, en güçlü adamını, onun ruhunu kırması için göndermek. O zaman o güce sahip olabilirsin. Tanrım. Biliyor musun? Bunu bana yapamazsın. Burada bulamadığım cevaplara ihtiyacım var. Hayatımı kurtardın ve sonra kanepemin her tarafını kan yaptın. Sonra bir değil, iki gün hala hayatta olduğunu belirten bir not bile bırakmadan ortadan kayboldun. Bak, sakin olursan her şeyi açıklayabilirim. Ve sonra da açık davetiyem varmış gibi buraya geri dönüyorsun. Bak ben... Üzgünüm. Kapımın kilitli olmasının seni hiçbir şekilde evime girmesini engellemesine izin verme. Yeter, tamam. Bak, seni korkutmak istemedim ama hayatını karmaşık hale getirmeye çalışmıyorum. Ama şu anda muhtemelen anlayamayacağım bazı şeyler oluyor. Benim bile zar zor anlayabildiğim bazı şeyler. Dene bakalım. Şair, patronun taşıyıcılığını yaptığın adam. Onu sana hiç söylemedim. Söylemene gerek yoktu. O ve adamları katil ama başka biri var. İpler birinin elinde ve onun hakkında bildiğin her şeyi bana anlatman gerekiyor. Kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun? Bunun için endişelenmiyorum. Yani artık. Peki. Kendini testament diyor. Tüm Paradise şehrini kontrol ediyor. Ve dokunulmaz. Memnun oldun mu? Biliyor musun? Boş ver. Fark etmez çünkü ben yokum. Bu saçmalıktan olabildiğince uzaklaşıyorum ve eğer beynim varsa aynısını sen de yaparsın. Ben gidemem ve tek başına güvende değilsin.
Bu şehirden çok fazla şey aldı. Senden, benden. Birinin onu durdurmasının zamanı geldi. Niye umursuyorsun? Senden ne aldı? Bu yerin her santimini arayın. Bu binanın büyük haçlı seferleri sırasında yanan bir kilisenin üzerine inşa edildiğini biliyor musun? İçeride yüzlerce kişi mahsur kaldı. Masum erkekler, kadınlar ve çocuklar burada öldü. Tam da bu noktada. Yeterince yakından dinlersen neredeyse hala ağladıklarını duyabilirsin. Yardım edin. İmdat. Kimse masum değildir, çocuklar bile. Her karşılaştığımızda bu anlamsız konulara girmek zorunda mıyız? Ciddiyetsizlik kalıcı ilişkiler kurmak için önemlidir. Demek istediğim sonuçta biz ortağız. Lazarus'un karşıtını bulmakta üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Başladı bile. Falcı'yı ikna etmek oldukça kolaydı ve uygun bir aday seçildi. Ölümü ve nihai uyanışı artık sadece an meselesi. Güzel. Yolun temiz olduğundan emin olacağım. İrtibatta olalım. Gelmeden önce bana haber vermelisin dostum. Yanımda bir bayan olabilirdi. Tutku dolu bir anda boğuluyor olabilirdim dostum. Coşkudan sadece birkaç saniye uzaktayken ikiniz de bu anı mahvedebilirdiniz. Öyle miydin? Hayır, televizyon seyredip birayı yudumluyordum ama konu bu değil. Tamam mı? Çünkü olabilirdi. Bu sınırlarla alakalı. Anladın mı? Bak dostum, sadece kalacak bir yere ihtiyacımız var. Ben bir şeyleri çözene kadar dikkat çekmemeliyiz. Hayır. 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 Bir daha beni bu pisliğe dahil etmeyeceksin Ray. Bana neler olduğunu anlatmazsan olmaz. O zamana kadar ben yokum. Siz ön sevişmeye atlayıp bunu çözebilirseniz ben rahatıma bakacağım. Kendini evindeymiş gibi hissediyor Ray. Kendini evindeymiş gibi hissediyor. Burada neler oluyor ha? Bak biramı bitiriyor Ray. Biramı... Teşekkür ederim. Bunun için sağ ol. Bu sonuncuydu. Bak dostum, tüm bunları sonsuza dek bitirene kadar burada birkaç gün kalmamız gerekiyor. Nasıldı? Bu çok coşkuluydu. Komik. Aa, ne kadar komikmiş. Komedyen mi oraya? Pogo, beni dinle tamam. Hemen odaklanmana ihtiyacım var. Bak, birçok insan ölmek üzere. Ama Pogo, sana ihtiyacım var. Bu konuda benimle birlikte olmalısın kardeşim. Ben seni seviyorum dostum ama... her şeyi bilmeliyim. Bilmek istediğine emin misin? Dostum, ne olursa olsun arkandayım. Ama bana ipucu vermelisin. Göster onu. Senin sözüne güvenmeyecek, o yüzden göster onu. 4 gün önce şair ve adamları bana geldi. Benim hakkımda her şeyi biliyordu. Şehre aşina olduğumu biliyordu. Kendi başlarına idare edebilecek güçlü taşıyıcılara ihtiyacı vardı. Onları reddettim. Ama çoktan fazlasıyla konuşmuştu. Sanırım beni hayatta tutmak çok tehlikeliydi. Tamam, peki bu ne demek yani? Beni vurdu. En az 10. 12 kez. Nasıl hayatta kaldın? Kalmadım.
Aa, anladım, tamam. Şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun. Komik. Anladım, şaka yapıyorsunuz, bu çok komik. Değil mi? Ciddi. Aa, tabii tabii tabii. Bilmeliydim. Sanki sorgulanabilirmiş gibi benim evime gerçekten ateşli bir kız getiriyorsun ve onu buraya iş yerine getiriyorsun. Ve bu sadece gerçek olamayacak kadar iyi dostum. Tabii ya, hey, hey, ne, ne yapıyorsun sen Ray? Evet olsun, bu da neydi? Bak, bunu kabul etmek çok zor, anlıyorum. Hayır. Sadece bir dakikaya ihtiyacım var dostum, bir dakika ver bana. Bak, onu sakinleştireceğim. Ama burada kalman gerekiyor, tamam mı? Bilirsin, ziyaret etmem gereken biri var. Çakma makarayla burada kalmamı mı bekliyorsun? Bak, ona hayatın pahasına güveniyorum. Güvenmeseydim seni buraya getirmezdim, tamam mı? Ama orası senin için çok tehlikeli. Bu yüzden onu benim için güvende tutman gerekiyor. Bunu yapabilir misin? Ben bu davaya katkımın cömertçe telafi edilmesini bekliyorum. Bak, neye ihtiyacın olursa arkandayım. Tamam mı? Tamam. Pogo. Hala hayatta olduğumu öğrenirlerse bana bağlı olan herkese defalanacak. Belki de öğrenmemeliler. Belki hala hayatta olduğunu öğrenmemeliler yani. Tamam, üzerinde çalıştığım bir şey var. Eğer bana birkaç saat verirsen, birkaç saat hazırlarım onu. Pekala, tamam. Ne, bir gömleğe ihtiyacın var dostum. Günaydın prenses. Arama yapma zaman. Söyleyecek bir şeyim yok pislik. Ah, endişelemen gereken ben değilim tatlı çocuk. Onunla konuşmalısın. Ne, beni de çıkartmayacak mısınız? Mahpusları seviyor musunuz? Ha, sevdiğiniz bu mu? Mike. Hey, sen misin? Elbette dostum, burada ne yapıyorsun? Aa dostum. Birkaç içki içtim. Tüm bunlardan ne? Bu pislikler hoşlanmadığım bazı şeyler söylediler. Peki ne zaman dönmeye karar verdin? Bu yerin tamamen bittiğini sanıyordum. Sentetik uyuşturucular. Kardeşim Carol'ın bundan öldüğünü biliyorsun. Onun yanında değildim. Adını bile bilmiyordum. Hey Mike, üzgünüm. Bu yüzden buradayım Ray. Şair ve tüm ekibini ortadan kaldırmak için. Biliyorsun, şair sadece dağıtım yapıyor. O patron değil. Bunu nereden biliyorsun? Bir gezintiye çıkalım. Oraya vardığımızda daha fazlasını açıklayacağım. Nereye gidiyoruz? Pogo'nun yerine. Şehir merkezinde bir nokta. Hatırladın mı? Evet. Pogo hala arabalarla mı uğraşıyor? Hayır. Hey bekle, araba kullanıyor musun? Hayır, yürüyorum. O zaman sürtüyü sürebilirsin. Öyle iyiyim dostum. Seninle orada buluşuruz. Sen bilirsin. Tamam. Bir şey söyledim? Hayır. Bu sabah onu aldığımızdan beri hiçbir şey olmadı. Güzel. Olsaydı pek de zor olmazdı. Bu adam deli. Onu kanla kaplı banyosundan sürükledik. Dostum. Adam kendi tırnaklarıyla derisini çıkarmaya çalışıyordu. Orada iyi iş çıkardı. Bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Teşekkürler Alex. Tamamdır patron. İyi şanslar. Buna ihtiyacın olacak.
Bu adamı en son ne zaman canlı gördün? İki, belki de 3 gün önce. Onu görmedim, telefonla konuştuk. Özellikle konuştuğunuz bir şey? Evet, akşam yemeğinde ne istediğini. Bunun dışında. Birinin isminden bahsetti mi? Tedirgin mi yoksa üzgün müydü? Bilmiyorum dostum, ben psikiyatrist değilim. Bak, elimdeki tek şey bu, tamam mı? Yani benden istediğin buysa yoluma bakıp hayatımı yaşamaktan memnun olurum. Davranışlarımı affet. Benim adım Benjamin Polk. Doğası gereği benzersiz olan vakalarla ilgileniyorum. Tıpkı sen ve arkadaşın gibi. O benim arkadaşım değil. Daha önce de söylediğim gibi. Son 3 aydır benden bir oda kiralıyor. Bu kadar. Zamanında ödedi. Neredeyse konuşmadık bile. İlişkimiz tamamen bundan ibaret dostum. Yani onun neye bulaştığını sanıyorsan benimle bir alakası yok, tamam mı? Görünüşe göre onun tedariğiyle ilgileniyor gibisin. Sentetik uyuşturucu değil mi? Bu sabah kullandığın buydu. Bu yüzden tırnakların kanlı ve hala bu yüzden oturamıyorsun. Güzel kafanın sonucu muazzam bir acı içinde olmalısın. Kendine ne yaptığının farkına varıyorsun. Sadece sana yardım etmeye çalışıyorum Evan ve senin gibileri. O yüzden bana oda arkadaşının kimin için çalıştığını söyle. Ve eve git, bu kadar basit. Onun kim olduğunu ya da neden bahsettiğini bilmiyorum. Yalan makinesinin ne olduğunu biliyor musun? Bir insan yalan söylediğinde bilinçaltının derinliklerinden gelir. Kelimeleri nasıl bir araya getirdikleri önemli değil. Vücut her zaman doğruyu söyleyecektir. Kaçınılmazdır. Yalan makinesi aslında fizyolojik tepkilerin kaydedildiği bir süreçtir. Nabız, solunum, kan basıncı ve cilt iletkenliği gibi bir takım fizyolojik tepkileri kaydederek bunları soru sorulan kişinin yanlış ve doğru verdiği cevaplardaki verileri karşılaştırarak doğru cevapları ayırır. Bunlar ne anlama geliyor? Birisi bunu deneyerek bu beceriyi inan bana zamanla mükemmelleştirebilir. Şu anda bana yalan söylediğini bu şekilde anladım. Bana bu adam ve kimin için çalıştığı hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı öneririm. Aksi takdirde eve gitmek yerine akıl hastanesine gidersin. Seçim senin. Tamam. Tamam. Buraya benden önce nasıl geldin? Uber. Neden bu kadar sürdü? Pogo için özel bir hediye. Mağazalar kapalıydı. Ben de bunları evden aldım. Ve biralar. Onları sağlıklı bir şekilde içeceğim dostum. Ve görüyorum ki hala genç bir Willie Nelson gibi giyiniyorsun ha? Hala Baspro'dan mı alışveriş yapıyorsun ha? Mike, bu kasabayla işinin bittiğini sanıyordum dostum. Amber nerede? Biliyorsun takılıyor. Şu anda olan bitenlerle pek başa çıkamıyor. Evet. Bütün dünya bir gecede değişti. Bunu kabul etmesi gerçekten zor. Aynen. Pekala, bu ihtiyar adamı nereden buldun? Her zamanki gibi bir barın arka sokağında kavga ediyordu. Hey, hak etmişlerdi. Ama arkadaki paslı hurdalardan herhangi biri çalışıyor mu? Bir sürü arabaya ihtiyacım var. He? Sadece ufak tefek eksikleri var. Ama onun haricinde eski kurtu seçmek istersen dene bence. Sadece Winter uyuyor. Tam orada arka koltukta. Onu korkutmasan yeter. Tamamdır. Bende o iş. Ve ceket üzerinde leke bırakma. Komik. Sana göstermek istediğim bir şey var. Evet, ne? İşte evet. Burada. Tamam.
Yıllarca emek ve tonlarca para gerekti ama türünün tek örneği. Bunu yapmak nereden aklına geldi? 6 yıl önce geçirdiğim kazayı hatırlıyor musun? Bununla 136 kilometreye çıkmıştın değil mi? Evet, sırtımı mahvetmişti. Neredeyse beni öldürüyordu. Ayağa kalktığımda ne kadar hızlı gidersem gideyim beni koruyacak bir şey yapmaya karar verdim ben de. Lanet olsun. Agresif görünüyor. Aynen öyle. Üç örgülü bir fiber. Yani onu parçalarsan lifler tekrar birleşebiliyor. Çekirdeği esnek bir kevlar kumaştan oluşuyor. Kask da ona bağlı. Yok edilemez. Bak, senin yanında savaşamam ama bunu sana verebilirim kardeşim. Motor mu? Tabii ki. Lanet olsun Pogo. Dinlenmen gerek. Yeterince dinlendim. Orada yatmak ölmüşüm gibi hissettiriyor. Bu hayat. Sence onlar için ne anlama geliyor? Kesinlikle hiçbir şey. Hiç gerçekten yaşamadılar. Sadece acı çektiler. Umutsuzca umutlarına tutunuyorlar. Sefil bir varoluş. Paylaşmadığımız için şanslı olmamız gereken bir kader. Onlardan biri olmak için her şeyi verirdim. Bütün olmak için. Yüzden buradayım. Sanırım sorunun için bir çözüm buldum. Hayır, biraz daha zaman alacak. Ama yol kat ediyorum. Bu mümkün değil. Ben dünyadaki her güvenilir doktor tarafından muayene edildim ve teşhis hep aynı. Tedavisi yok bunun. Doğal tedavi yok. Bak, şu anda sana her şeyi açıklayamam. Ama dediklerime güvenmen gerekiyor. Hey, solup gitmene asla izin vermeyeceğim. Ebeveynlerimiz gibi mi? Annemizin hastalıktan eriyip biterek gidişini kaç yıl boyunca izledik. Ve babamızın orada öylece duruşunu ve sahip olduğumuz tüm kaynaklar hiçbir şey yapmadı. Elini tutmak ve ona henüz bitmemiş bir hayat için gözyaşı dökmek dışında aynı hataları tekrar etmeyeceğim. Etmeyeceğiz. Hey, biz onlardan daha güçlüyüz. Beni kurtaracağına inanıyorum. Ben sana inanıyorum abi. Mike? KitKat, ne haber? İyi misin? Büyümüşsün be. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Kendi yerimi bulana kadar burada kardeşimleyim. Öyle mi? Üniversite nasıl? Ölü. Ne? Artık okulda değil misin? Bir kızın saçını ateşe verdiğim için kovuldum ben. Bunun aptalca olduğunu biliyorsun değil mi? Bak, bir çıkış yolun vardı. Onu kullanmalıydın. Kimse buradan çıkamaz. Ve her zaman geri döneriz. Hepimizi bu denli karanlık yapan da bu. Ama Ray döndüğünde yeni bir adam gibiydi. Kardeşimi bile yasal yola soktu. Her zaman iyi bir adamdı. Evet. Evet öyle. O zaman bakalım bu bebekle neler yapabileceğiz. Hey,
Geri dönemem değil mi? Hayır. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ayakkabılarım. O çatı katında çok pahalı ayakkabılarım vardı ve onları almak için geri dönemem. Evet. Şu anda bunu kaldırmanın çok zor olduğunu biliyorum. Ama histamini durdurduğum an bitecek. Ya başaramazsan? Ya dönemezsen? Geri kalan ne yapacak? Bak, Mike, Pogo, Winter, onlar sadece arkadaşım değiller, onlar benim ailem. Tamam mı? Her zaman birbirimizi koruyoruz ve onlara hayatın pahasına güveniyorum. Dinle, artık benim ailemsin. Ve sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bacağıma dokunuyorsun. Hayır. Bu sadece her şeyin yolunda olduğuna dair seni temin etmenin bir yolu. Kızgın değilim ben sadece. Önce bir akşam yemeği yiyebilir miyiz? Ya da belki güzel bir sohbet? Evet, yemeğe gidebiliriz. Konuşabilir ve sohbet edebiliriz. Sushi falan, her neyse. Hey. Tanışmanı istediğim birileri var. Şey, Rico. Neyler? Burada ne yapıyorsunuz? Dostum, biraz yardıma ihtiyacın olduğunu duydum. Hey, senin kavgan bizim kavgamızdır dostum. Evet Les, tüm eğlenceyi kendine saklamana izin vermeyeceğimizi biliyorsun. Sizi görmek çok güzel dostum. Bu Pogo, bu Amber ve bu da Winter. Ne haber? Selam, ne haber? Selam. Winter ha? En soğuk kış gibi mi? Hissediyorum, bunu sevdim. Benim hatam kardeşim. Sorun değil. Biraz keşif yaptık. Dikkat çekmeyen bir çift 3 gündür burayı gözetliyordu. Bina 2 kat yüksek. 4 girişi var. İçeride yaklaşık 20 kişi daha var. 5 tanesi pompalı ve otomatik tüfekli. Geri kalanlar taşıyıcı, bu yüzden silahsız. Yani olayı biliyorsunuz çocuklar. Atış yapmadan önce bu silahlı adamları yakalayalım. Ayrıca o yer sıkı şekilde kapalı durumda. Evet, park etmiş arabalarda birkaç koruma var. Burayı çevriliyorlar. Tamam mı? Öneriler yalnızca saat 21'den sonra yapılıyor. Ondan sonra oldukça sessiz. Bina neredeyse bizim. Yeri kaybederlerse işi sonsuza dek sakatlar. Pekala, o zaman oraya gidiyoruz sanırım. Onu duydunuz. Emirlerimizi aldık. 5 dakika içinde çıkıyoruz. Pekala, hadi gidelim katiller. Pogo. Bu yerden biraz uzaklaşmalıyım. Hey, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Ray burada kal dedi. Burası senin için en güvenli olan yer. Hep dinleni mi yaparsın? Yüce İsa. Sana şu işkembeyi hatırlattı değil evet, mi? Evet, artık onları yemeyeceğim. Cüzdanına bak. Sonuçta göre şüphelin bize iyi bilgi vermiş. Çıkmaz sokak olması çok yazık. Tam olarak değil. Hepsi burada. Fabrikalar, nakliye, yollar, tarihler. Organizasyonlarını bir arada tutan tüm bağlantıları. Tam önümüzde. Bu çok büyük. İhbar etmeliyiz. Hayır. Taşıyıcıları ara. Bununla ilgilensinler. Diğer her şey olduğu gibi kalsın. Sence bu adam ve bulduğumuz diğer cesetler birbiriyle bağlantılı mı? Muhtemelen. Diğerlerinin aksine bu hassas bir işmiş. Diğer cinayetler daha acımasız ve kişiseldi. Ama hiçbir şeyi atlamıyoruz. Çünkü eğer yanılmıyorsam bu sadece başlangıç.
Güzel kaskmış. Hey, bırakın geçsin. Hey, bu şey fenaymış. Etkileyici. Burası BLWC ve ben Sean Wesley. Bugün yanımda bir kez daha Robin O'Reilly var. Selam Sean, çağırdığın için sağ ol. Yanımda olman her zaman güzel. Pekala Robin, sentetik uyuşturucu sorunu ortadan kalkmıyor. Ne görüyorsun? Sokaklarda ne duyuyorsun? Kesinlikle gitmiyor. Birincisi Paradise şehrine daha fazla dikkat çekmeliyiz bence. Kimsenin Paradise'a bakmadığını hissediyorum. Haberleri çıkmıyor. Suç oranı çılgınca. Ama yerel düzeyde bilirsin. Bridgeport'ta sokak takımımız var. Bir tür kanunsuzlar ama şehirlerine yardım ediyorlar. Daha önce kanunsuzlardan bahsettik. Evet, onların hayranları değiliz. Hadi gidelim, hadi gidelim beyler. Ray hazır olduğunda bize işaret verecek. Chapelle de gidelim. Sinyal ne peki? Duyduğumuzda anlayacakmışız. Ne kadar bekleyeceğiz ha? Çatıdan bir ceset düşene kadar falan mı? Hey millet, bunu duydunuz mu? Silah sesi gibiydi. Kahretsin. Hadi millet, gitme vakti. Hadi bakalım millet. Thank you.
Senin için bir işim var. Sonunda. Krallığımı izliyorum. Kendi ellerimle kurduğum güzel krallığım etrafımda yanıyor. Tüm zor seçimleri yapan ve işleri yürüten kişi benken, sence o bunun farkında mı? Kim? Bir erkeğin monoloğunu asla bölme. Özür dilerim. Nerede kalmıştım? Onun bunu anlamadığı. Evet, anlamıyor. Ve şimdi ise bu yürüyen hayalet tüm tesislerimi yok etmeye başladı. O adamlarımı öldürüyor ve zor biri. Yerel polisi en kesin şekilde doğrudan kapımıza getirecek cesetlerden oluşan bir iz bırakıyor. Ya da belki Ray Lazarus tam da ihtiyacım olan şeydir, ha? Ne dersiniz? Siz ikiniz benimle gelin. Amber. Senin için endişelenmeye başlamıştık. Öldüğünü sanıyordum. Kendi yolunuzda olsaydınız ölmüş olurdum. Hatam yüzünden beni alt etmeye mi çalışıyorsun? Tessa'nın kararları yalnızca ilkeye dayanmakta. Bu onun için kutsal, bunu biliyorsun. Şimdi bir kural biraz aşırı olabilir. Ama bunlar yalnızca senin güvenliğin için varlar. Bizi sıraya dizmek ve korkutmak için varlar. Bu yüzden mi buradasın? İşi bitirmek için mi? Canım. Benim elimle ölmek için çok zayıfsın. Ancak arkadaşların oldukça karışıklık yarattı. Pek akıllıca değil. Patronun bunu kendi başına yaptı. Onun silah olmaktan bıkmadın mı? Neyse koyuz. Yolun belirlendi. Kader zaten seçilmiş. Bunun olacağını biliyordun. Şimdi hep söyleyecek. Ve bunu durduracak hiçbir şey yok. Şimdi onları nerede bulabilirim? Bunu sana söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Yoksa hayatını elinden almayı yeniden düşüneceğim. Merhaba dedektif. Beni bu pislik çukuruna sürükleme nedeninize güveniyorum. Bir tane mi? Öyle. Geçen hafta birçok adamınız ölü bulundu. Bunun hakkında ne biliyorsun? Sizin bildiğiniz kadarını. Ama elinden gelen her şekilde yardım etmeyi isterim elbette. Öyle mi? O binalar sentetik uyuşturucu için üretim merkezi olarak kullanılıyormuş demek. Belki de o tesisler sana aittir. Bu şehrin yarısına sahibim ben dedektif. Yani eminim ki bir veya ikisi kolayca benimdir. Ama böyle bir ilacın üretilmediğini biliyorum. Benim iş yerlerimde değil, hayır. Bence biliyorsun. Belki yanlış adamı kızdırdın ya da belki de eski ekibin yeterli değildi ve sen de yeni bir başlangıç istedin. Eğer kendi adamlarımı öldürseydim bu konuda çok daha temiz olurdum. Onları küçük parçalara ayırırdım. Vücutlarını ayrıştırır ve kalıntıları limana dökerdim. Onları fareler gibi çöp kutusuna atmazdım. Değil mi? Bu bir suçun kabulü mü? Sağduyunun bir itirafı sadece. Ki katillerin için söyleyebileceğimden daha fazlası. Katillerin dağınıklar. Bu şehirde dağınıklık adamı öldürür. Katiller dedin, yani çoğul. Yani birden fazla olduğunu biliyorsun. Hiçbir canlı tüm bunları tek başına öldürüp bundan paçasını sıyıramaz. Basit mantık birden fazla olduğunu gösteriyor. Peki şimdi suçlanıyor muyum bir şeyle? Şu an değil. Çok geç olmadan dikkatini onlara vermeni tavsiye ederim. Yanlış yerlere bakıyorsun dedektif. Gözüm üzerinde.
Sen de kim oluyorsun ha? Neyin var? Testament bir şeyler biliyor. Aslında cinayetlerin sorumlusu olduğundan şüpheliyim. Ama kesinlikle kim olduğuna dair bir fikri var. Onu ateş açanlar, her kimseler en yukarıya doğru ilerliyorlar. Ona yakın o. Tamamdır. Alex. Efendim. Az önce bir haber aldım. Şehir merkezindeki isimsiz bir kaynaktan. Katliam diyorlar. Ceset dolu çatı kıtır. Başka kim biliyor? Sadece ben. Tamam. Başka kimseyle paylaşma. Tamamdır. Etrafta motosikletli ve siyah giyimli bir adamın şehirdeki tüm uyuşturucu evlerini yıktığına dair bir söylenti var. Kahretsin. Senin o adam olduğunu asla tahmin edemezdim. Tüm bunları nereden aldın? Şair ve taşıyıcıların nezaketi. Peki onunla ne yapman gerekiyor? Kapılarını açık tutmak için kullan. Yoluna çıkan kayıp ruhlara bir sığınak sun. Zengin pisliklerden alıp haklarından mahrum olanlara ver. Bunu yapabilirim. Dinle dostum. Burada oturup yaptıklarını, neden yaptığını anlıyormuş numarası yapmayacağım. Ama dışarıda birilerinin bizim için savaştığını bilmek güzel. Bak dostum, bana bir iyilik yap. Oradayken arkanı kolla. Nabız. Ne demek istediğimi biliyorsun. Dikkatli ol. Babana bir söz verdim Twitch. Tutmayı planlıyorum.
Aferin çocuklar. Eminim mesajı almıştır. Bu seni eğlendiriyor mu? Az önce dağıtım tesislerimden sonuncusunun da mahvolduğunu öğrendim. Bu sefer Lazarus yalnız değildi. Yardım alıyordu. Asker arkadaşlarını çağırmıştı. Bu kan davası lanet bir savaşa dönüştü ve bundan tamamen etkilenmemiş görünüyorsun. Boru hattımız gitti. Uyuşturucu üretimi artık mümkün değil. Ve eğer durumu düzeltmek için bir şey yapmak istemiyorsan ben yaparım. Benim adıma kararlar vermeye mi cüret ediyorsun sen? Burası benim şehrim. Aa, güçlü müsün? Güçlüsün çünkü onu senin ellerine ben verdim. Ama bu gücü alabileceğimi unutma. Burnunu sokarsan kaybedersin. Kazanamayacaksın. Ve biz konuşurken sonsuz onları avlıyor. Ve Lazarus'un cesedinden geri kalanları bana geri getirecek. Hayır. Diğerlerin seni o sözde ordunla birlikte gömülürken bulacak. Buna eminim. Ve aileni kurtarmak için sahip olduğun umutların, bütün adamların, hepsi bu gece ölecekler. Ama benimkiler onların arasında yer almayacaklar. Planlar gelecek ve hayat şüpheli olduğunda bir şair iki kelime söyler sadece. Ben yokum. Tamam mı? Tamam. Hadi yapalım bunu. Birinin evine selam vermeden girmek kabalıktır. Bir hayalet için bile. Beni görebilmene hayranım canım. Güzel bir hediye nasıl aldın acaba? Tam olarak benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Yakında silahını alacaksın. Sonra sırlarını bana açıklayacaksın. Ben sözümü tutarım. Diğerinin güvenliğini sağlamak için yardımın karşılığında tüm bilgimiz senin olacak. Neden senin için bu kadar önemli? Zamanı geldiğinde aradığın cevapları alacaksın.
Ani Dexter'ları saklıyorum. Böylesine kötü bir adamın bu kadar çok güce sahip olmasını istemeni rahatsız edici buluyorum. Sorun iyilik kötülük değil. Denge ile ilgili. Asla denge olmayacak. Bu dünyada değil. Bu çok kaotik. Göreceğiz. May. Ray. Ray sensin, değil mi? Onu yakaladım. Elimdeydi. Onun canını yaktığımı biliyorum. İyi iş çıkardın ihtiyar. Onu benim için yumuşattın. Bu gece bize onur verdin. Kardeşlerim. Hep sadık kaldık. Her zaman sadık. Kardeşlerinin intikamını aldın. Ailenin. Ve ailemin de. Carol'ın da. Mike. Lazarus. Değil mi? Kıyafetin durumu uygun görünüyor. Ben de öyle. Sen arkadaşlarımın canını aldın. Ve şimdi ben de seninkini alacağım. Ne? Denemeni bekliyorum. Daha önce bu şehrin geri kalanı gibi zayıftın. Kesilmeyi bekleyen bir kuzu gibi. Bak ne hale geldin. Artık bir katilsin, aynı benim gibi. Tek fark var. Ben kendimi kabulleniyorum. Sen kabullenmiyorsun. Ben masumlar için savaşıyorum. Onları senin gibi adamlardan kurtarmak için. İntikamla kahramanlığı birbirine karıştırma. Bir takım ve maske takmanı seni kahraman yaptığını mı düşünüyorsun? Ben kahraman değilim. Ama seni öldürecek kadar güçlüyüm. Artık patronunun nerede saklandığı da dahil her şeyi bildiğini biliyorum. Anlayabiliyorum. Ben senin gücünüm.
benden kaçamazsın. Kaçmak mı? Aa, hayır, kaçmıyorum. Kardeşimin hayatını kurtar. O masum. Sen ne yapıyorsun? Şimdiden bir ayağı kurtarabilir. Hayatından geriye kalanı al ve onunla işini bitir. Hayır. Hayır. Bunun üzerinde ne kadar süredir çalıştığımı biliyor musun? Bu büyüklükteki gücün bedelsiz geldiğini mi düşünüyorsun? Beni sen öldürttün. Evet. Ölüm şu anda sahip olduğun güç için ödenmesi gereken küçük bir bedeldi. Görüyorsun, seninle ilgili problem Ray, kendi acının ötesini görememe. Bu Ray'den daha büyük. Karşıtların birliği. Her nesilde her zaman iki tane vardır. Dengeyi böyle sürdürüyoruz. Ayrıca milyonlarla karşılaştırıldığında yol boyunca birkaç önemsiz ölüm nedir ki? Önemsiz değil. Bana göre değil. Senin için öldürmekten bıktım. Onun ölmesini istiyorsan bunu kendin yap. Ray. Ray! Ray! Öylece yürüyüp gidemezsin. Ray! Buraya geri dön Ray! İlginç kıyafet Ray. Sanırım Kevlar'la donatılmış. Bu da neden hala hayatta olduğunu açıklıyor. Evet. Maalesef bu mermiler yüksek hızdadır. Yani bu mesafeden ateşlenirse ölürsün. Hareket etme. Yoruldum. Bu adamlar katil ve satıcıydı. Yüzlerce masum insanı öldürdüler. Tüm şehri zehirlediler. Önem verdiğim insanları aldılar. Bu yolu ben seçmedim. O beni seçti. Ben de sadece senin gibi yapılması gerekeni yapıyorum. Şu andan itibaren düzinelerce üniformalı subay bu yerleşkede toplanacak ve hala hayatta kalan herkesi tutuklayacak. Sen de dahil. Yani sana şafağa kadar zaman veriyorum. Sonra seni almaya geleceğim.
Sonunda hepimiz aynı nedenlerle savaşıyorduk. Bu şehrin ruhunu kurtarmak için. Eski düşmanlar düşer. Yeniler yükselir. Ama kaderin bir planı var. Ve ben yalnız değilim. Tıpkı benim gibi bunu değiştirebileceğimize inanan başkaları da var. Bu sadece başlangıçtı. Aydın. Bu senin gerçek adın değil mi? Senin ve benim tartışacak çok şeyimiz var dostum. Mike ve diğerleri. Benjamin, saatlerdir seni bekliyorum. Cinayetleri kimin yaptığını ve niye yaptığını biliyorum. Sanırım bu adamın kim olduğunu biliyorum. Ve onu nerede bulacağımı da biliyorum. Bir erkek değil. Artık değil. Devamı var. Marcus. Hey. Hey, ne haber dostum? Ne var ne yok. Bizimkilerle merkeze doğru gitmiştik. Şair adında zengin bir adam parti veriyor. Takılmak ister misin ha? Ha, hayır, çalışmalıyım. Hadi ama hep ağlıyorsun dostum. Bir gece izin ver kendine. Hayır dostum, yapamam, annem beni öldürür. Sadece eve gidiyorum. Tamam dostum, görüşürüz. Dikkatli olun, tamam mı? Sen de birader. Nanotek Online Erişim. Kullanıcı Marcus Dubel. Tanımlanamayan görüntü taranıyor.